çok eğleniyorduk dediğim işte ya. Doğru valla. Kalbi bir olanların kaderleri de bir olurmuş. Ya biz okulda yatılıyken de beraberdik. Sonra üniversite zamanında da hiç kopmadık. Sonra evlenip yuva kuruncaya kadar da bunu bozmamaya karar verdik. Yani hayatınızdan o kadar memnunsunuz ki bugüne kadar hiçbiriniz evlenmemişsiniz. Yani orası bazen tartışılır ama şu an her şey güzel gidiyor. Belki de hayatımızın kadını bulamadık. Yani ben de hayatımın erkeğini arıyorum. Bulursam bana da haber versene. Belki de çok uzakta değildir. Hatta belki de bu kafededir. Yok artık. Hem olsaydı hissetmez miydin? Bunu bilemezsin. Bu akşam yine çok yoğunuz Arda Bey. Vallahi sayende Zeynep'ciğim. 5 aydır böyle. Ayağın oğlu geldi. Öyle mi dersiniz? Öyle öyle. Hadi. Güzel oğlum. Fırat'cığım, güzel kardeşim. Acaba Gizem huzur evine yerleşince mi açılmayı düşünüyorsun kıza ha? Oğlum dalga geçme ya. Zaten oraya bakınca kalbim acıyor. Ay. Sana kaç defa söyledim. Git kıza açıl oğlum, hissettiklerini söyle. Yanlış mıyım Zeynep'ciğim? Erdem haklı. Seviyorsan git konuş bence. Yok konuşurum onunla ben ya. Ya sadece birkaç aydır buradayım ama hep aynı tarafa aşk dolu bakışlarını yakalamadım sanma. Görüyorsun değil mi? Bir insan hem zeki hem de güzel olabiliyormuş değil mi? Bak anca bak. Uzaktan böyle bak. Alo. Leyla abla ben işten biraz erken çıktım eve geliyorum. Mesut beni buldu, evi de bulmuş olabilir. Ela'yı hemen götürmem lazım. Tamam geliyorum. Yine de zor olmuyor mu üç erkek aynı evde yaşamak? Yani ben iki kız arkadaşımla aynı evde yaşarken düşünme kendimi. Ay. Ya dedim ya, biz arkadaş gibi değiliz artık. Kardeş gibiyiz. Gidiyorum lan. He? Peki git. Arda, ha. Bana bir su verir misin kardeşim? Sıcak mı olsun, soğuk mu? Fark etmez. Fırat, nasılsın? Suyu da almadı gerizekalı. Sen var ya, harbiden ağır vakkas. Vallahi. Oğlum ne yapayım, konuşamıyorum ya. Bedenim ısınıyor. Nutkum tutuluyor. Hay ben senin bedenine de, nutkuna da Fırat ya. Ne adamsın lan? He. Kalk ayağa kalk. Kalk bakalım gidiyoruz. Nereye lan? Sana biraz taktik öğretmenin zamanı geldi. Erdem taktik maktik istemiyorum abi. Ben istiyorum. Kalk Fırat beni sinirlendirme. Gidiyoruz hadi kalk. Oğlum bak biliyorsun ben sevdiğim kadınla olmadan. Oğlum Gizem görecek şimdi ya. Ne değişecek Fırat? Ha? Ne değişecek? Gidip konuşuyor musun kızla? Konuşuruz oğlum biz onunla. Fırat, otur şuraya bak. Vallahi ağzımı dalacağım şimdi sana. Geç. Kızlar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Kıçını düzelt. Al kızım. Nereye gideceksin el kadar bebekle? Bilmiyorum Leyla abla. Ama burası benim için artık güvenli değil. Hem benim yüzümden senin de başın ağrısını istemem. Hadi kalk gidelim şu sana bahsettiğim derneğe. Ne iş yapıyorsun? Çalışmıyor musun? Uzay bilimleri bitirdim ben. 10 senedir iş arıyorum.
Sinema sever misin? Mısır patlatırdım eskiden. Barcelona mesela bir mimar için cennet. Hiç gittin mi Yasemin'ciğim? Hayır ama çok istiyorum. Beraber gideriz istersen. Hem ben sana rehberlik ederim. Olur mu? Neden olmasın? Güzel. Ne düşünüyorsun? Hoş kadınsın. Ama artık ben tek gecelik ilişkilere karşıyım. Pardon? Ben Erdem gibi öyle tek gecelik ilişkiler için uğraşmıyorum artık. Bıraktım o işleri. Seviyorum. Seviliyorum ben. Yok yok, öyle demek istemedim yani. Nasıl yani? Sen beni diğer ucuz kızlardan mı sandın? Yürü Eylül. Ağzınız çimsin. Çok güzelmiş. Ha, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Müdavimlerimiz bilirler ama yeni gelen misafirlerimiz için söylüyorum. Her hafta bu saatte müşterimizin arasından birinden şarkı, şiir, içinden ne geliyorsa bir performans alıyoruz ve sahneye alıyoruz. Kendine güvenen arkadaşlarımız varsa sahneye davet ediyorum. Var mı kendine güvenen? Fırat. Evet, Fırat geliyor. Alkışlar. Çok kısa. İçinden ne geliyorsa. Sen gidiyorsun ya. Anlamsız geliyor anlamlarım. Anlatım bozukluğu paragraflarım. Sen gidiyorsun ya. Tuz karabiberden, nane limondan, deniz kumdan ayrı düşüyor. Sen... Geleceksin biliyorum. Bravo! Ay çok iyiydin Fırat. Ne cevherler varmış sende. Değil mi? Evet arkadaşlar. Erdem, biraz büyütmüyor musun ya sence? Biraz fazla abartmak mı? Oğlum bizi rezil rüsva ettin lan. Biz sana iyilik yapmaya çalışıyoruz. Senin bize yaşattıklarına bak. Ya abi ben hayatımdan memnunum. Neden sen istiyorsun diye farklı kadınların kollarına atılayım ki yani? Ama hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor ya. Bence var ya Fırat, sen var ya öl. Öl, öl. Beyler, sen... beyler, beyler. Arabama kan bulaştırmayın tamam mı? Eve gittiğimizde ne yaparsınız yaparsınız. Hem böyle durumlarda ne yapıyorduk biz? Ne yapıyorduk? Ha? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Oo. Yapma ya. Yapma. Oo. Oğlum niye kasıyorsun bu kadar? Ha? Açılsana adam akıllı. Açılacağım abicim. Açılacağım abicim. Allah Allah. Sonra çok geç olacak bak ben sana söyleyeyim görürsün ha. O ne ya? Oha bebek bırakmışlar lan kapıya. Şaka mı abi bu? Oğlum gerçek mi lan bu? Aa. Allah'ım. Şu güzelliğe bak. Ne bakıyorsunuz abi? Alsana çantayı. Aç kapıyı hemen. Geç abi. Sen de al terlikleri. Ayakkabıları çıkartın ha.
Oğlum içeri al lan çocuğu. Hadi abi geç, geç. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Bu kedi köpek yavrusu değil, insan yavrusu. Farkındasın değil mi Arda? Bu güzellik olsa olsa 13, 14 aylık. 9 ay daha koysak 22, 23. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bir şey ima ediyorsun. Farkında mısın? Bak bir şey ima ediyor. Vallahi bak. Anlarım oğlum. Sarayda gelsene sen. Ne ima ediyorsun? 2 sene önce. Kiminle ne halt ettiğinizi bir düşünün arkadaşlar. Tamam mı? O ne demek lan? Bu ne demek? Vallahi ben kendimden eminim. Ay götüm benim. Öyle. Oğlum siz biliyorsunuz. Ben bütün sevgililerimden arkadaş olarak ayrıldım. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Konuşuyoruz yani. Öyle sizin gibi basit basit tek gecelik ilişkilerim de olmadı. Siz biliyorsunuz. Prensip. Şimdi bu çocuk olsa olsa sizin çocuğunuz. Çüş lan artık. Çüş mü? Fırat'cığım, istersen şöyle anlatayım. Koskoca İstanbul'da, İstanbul. Milyonlarca ev var, milyonlarca. 3 tane bekar yaşayan adamın evinin kapısının önüne bebek bırakılıyor. Başka bir açıklama geliyor mu aklınıza? Çabuk söyleyin. Bu hanginizin bebeği olabilir? Saçmalama Arda. Ne demek hanginizin bebeği olabilir? Öyle bir şey yok abi. Daha mantıklı bir açıklaması olan. Ha? Dinliyorum. Benim var mantıklı bir açıklamam. Benim şöyle mantıklı bir açıklamam var. Şimdi ben böyle sesli düşünüyorum biraz. Şapkası çıkmam ben. Öyle. Benim şapkası çıktım görülmemiştir. Dolayısıyla bu çocuk benden olamaz. Bana ne bakıyorsun oğlum? Ben zaten aşk adamıyım. Bu çocuk benim kesinlikle olamaz. Aşk adamı. Aşk adamı. Hani biz yıllardır bu evde beraber yaşamıyoruz. Ben buraya gelen giden kızları hiç görmedim yani. En az 5 tane sayabilirim. Salak mısınız lan siz? Biz mısır patlatıp film izliyorduk. Oraya girmeyelim Fırat'cığım. Kazanamalar. Kullandığınız kondomların üzerinde ne yazdığını hiç okumadınız galiba değil mi? O kondomların koruması %98. Yani %2 böyle ufak tefek tatlı tatlı hatalar olabiliyor. Değil mi? Şimdi yarın ilk işiniz DNA testine gitmek. Yok deve. Teste istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir şey soracağım abicim. Biz niye polise gitmiyoruz ya? Neden polise gitmiyoruz? Ha? Neden polise gitmiyoruz? Ne diyeceksin abi? Ha? Ne diyeceksin? Benim kazara bir çocuğum oldu. Anası gelmiş kapımızın önüne bırakmış. Ne yapacağız mı diyeceksin? Ha? Ne diyeceksin? Abicim ne annesi, ne çocuğu, ne babası ya. Siz nasıl ayıklıyorsunuz? Bu çocuk benden olamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Erdem, şu çocuğa bir alıcı gözüyle bakar mısın? Allah'ım şu gözlere bak. Boncuk boncuk. Oğlum senin de gözlerin boncuk. Oğlum ben açıklamamı yaptım. Benim olamaz. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. İkinizin de gözleri boncuk olduğuna göre ben çekilebilirim. Öyle bir şey yok. Benim annem babam gözleri renkli değil yani. Ne yapıyorsun sen? Sigara içiyorum. Sigara içiyorsun. Bak bakalım evde kim var? Kim var? Arkadaşlar, bu saatten sonra sigara ve alkol bu evde yasaktır. Yemin ediyorum anneanneme benzedi. Arda doğru söylüyor oğlum. Nasıl babasın lan sen? Çocuğun yanında sigara mı içiyor? Vallahi yüksek ihtimalle babası olarak bu senin görevin. Ama ben üstleniyorum. Sizin ben var ya... Kalbinizi kırarım. Ben gidiyorum abicim. Görüyorsun. Nasıl kaçıyor görüyorsun. Dün yediğin hurmalar... ...tırmalar. Ben değilim lan. Hani gerçekten ben değilim. Olmaz. Olabilir mi o? Olamaz. Oh. Olamaz. Yok yok ben değilim. Ben miyim lan?
Lan ben 2 sene önce kimleydim ya? Esra mıydı ya? Esra geçen seneydi ya. Lan zaten kimseyle de bir bok yemedim ya ya. Onunla zaten ders çalıştık. Onunla zaten zaman nasıl geçti belli değil. Merve. Merve. Ulan inşallah Merve koymamıştır bebeği kapıya ya. Ne olur ne olur uyu artık ya. Uyu ama. Uyumadı mı? Uyudu abicim uyudu. Uyudu. Bak cin gibi. Cin. Onu görüyorum. Neden uyumuyor? Ne bileyim ben? Ha? Ne bileyim abi? 10 tane çocuk büyüttüm sanki. Görmüyor musun? Ne yapayım? Abicim bu ne goy goy ya? Altını değiştirmemizi istiyor olabilir mi? Ha. Bak o hiç aklıma gelmedi ha. Bak onu hiç düşünmedim ha. Çok zekice. Ama onu ben kontrol edemem. Bu ne lan? Üf. 3 aylık doldurmuş gibi. Yemin et. Vallahi ama. Oy. Oğlum ne yapacağız? Ya şu çantaya bakın Allah aşkına. Bez falan var mı içinde hemen? Yok abicim canda da bez mes. Yok mu? Abi hemen şeye gidin. Markete gidin bez alın ne olur. Olmaz abicim. Benim yarın İşe gitmem lazım. O yüzden yatıyorum, sabah erken kalkacağım. Hadi görüşürüz. Ne? Ne demek gidemem? Nasıl babasın sen? Çocuk ağlıyor burada. Yüreğin yanmıyor mu senin? Böyle mi yatacak bu çocuk? Ulan Fırat, bir araba kullanmasını öğrenemedin. Tamam. Ben gideyim montu anahtarı falan alayım. Gidelim. Yaf! Çocuğu yaparken ağlamıyordu tabii. Yaf! Kanka, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk Arda'nın abicim. Nereden anladın lan? Sahiplenmesinden. Hemen babalık yapmaya başladı, farkında değil misin? Oğlum ben de geçen ne düşündüm biliyor musun? Ben o zamanlar Merve diye bir kızla beraberdim. Heh. Aradım geçen gün Merve'yi. Ne haber, ne yapıyorsun Merve dedim. İyi canım vallahi, mutluyum, evliyim dedi, Antalya'dayım dedi. Heh. Ne he, oğlum çocuk benim değil. Ya yanlış hatırlıyorsan? Abi farz et bu çocuk ikimizden birinin. Ya hangi anne getirir çocuğu kapıya öyle not yazmadan, bir şey yazmadan koyar oğlum ya? Bak çekirge. Kadınların yaptığı hiçbir şeyi öngöremezsin. Bunu sakın unutma. O zaman çocuk senin olabilir kanka. Neyse. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bebek bezlerini ne tarafa? Hemen şurada dipte. Hemen şurada dipte. Bütün numaralardan alalım bence. Zaten niye bu kadar çok numara var ki? Ya al bir tanesini ya. Abi çok geliyorum şu poşetleri açarken ya. Oha! Fırat, Arda haklıymış lan. %100 koruma sağlamıyor. Şapka şapka. Oğlum onu bırakıp şu poşeti açmama yardım eder misin ya? Bu arada amcasıyım ben. Oha, iyice kafayı yedi bu ya. Atmış bunları buraya. Hey Allah'ım ya. Abi ne diyeyim ki ya? Supergirl. Hoppa. Hoppa. Yuh. Abicim, oğlum ben size demedim mi bez alın diye? Marketi soymuşsunuz. Arda, oğlum bari içkileri atmasaydın lan çöpe. Bebeğimiz bu evde olduğu sürece içki ve sigara yok. Bebeğimiz.
Bebek bu evde olduğu sürece bu kurallar geçerli olacak. Bekar, huzurlu, çocuklu bir ev için genel kurallar. Okuyun abicim, okuyun, okuyun. Eve kesinlikle ve kesinlikle kan bağı olmayan kadınlar girmeyecek. Bebeğin yanında kesinlikle küfür edilmeyecek, kötü söz söylenmeyecek. Akşamları en geç 9.30'da bebek yatırılacak. Aslında o 9 ama ben 9.30 yaptım, değil mi? Ay çok sağ ol. Altını kirlettiğini ilk fark eden kişi bebeğin altını değiştirecek. Ve evde kesinlikle sigara, alkol tüketimi olmayacak. Aynen öyle. Arda. Oğlum bize söylemek isteyip de söylemediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bu çocuk senin mi oğlum? Abicim, size ne dedim ben? Ha? Eminim öyle bir ihtimal yok. Peki sen niye bu kadar sahipleniyorsun bu bebeği? Amcası olduğum için olabilir mi acaba? Ha? Amcası, amcası. Olabilir belki. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sanki hiç gitmeyecek, hep burada kalacakmış gibi kurallar falan. Beyler, bebeğimiz bu evde olduğu sürece bu kurallar geçerli olacak. Tamam mı? Gene bebeğim istedi. Bebeğimiz? Evet. Yalnız o dördüncü kural benim için geçerli inan. Bir şey yok. Şu an çok önemli bir görevimiz var. Hadi abicim, hadi. Arkadaşlar. Evet. Hazır mıyız? Yani hazır gibiyiz. O zaman gazamız ve ilk kakamız mübarek olsun. Hadi. Açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Yavaş abi. Yavaş, üstüme gelmesin. Üstüme gelmesin, üstüme gelmesin. Peçete. Fırat bacaklı tutsa. Tut Fırat bacağını tut. Her şeyi benden beklemeyin ya. Terim al, terim al, terim al. Bez. Olmadı, olmadı. O alta gelecek abi yapışkanı. Ah. Böyle mi? Böyle, 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 böyle. Dur. Olduğu gibi ha. Evet, keyfi yerinde gibi. Hocam durum stabil şu an. He, yüzü de gidiyor. Gevşek oldu ama. Helal iyi. Evet, evet. Tamam, şimdi üstünü kapatalım. Ah. Ela. Ela kim lan? Prensesimizin adı. He. Çok memnun oldum Ela Hanım. Ben Arda. Ben de çok memnun oldum Elacığım. Ama ben kaçar. Anlayacağınız arkadaşlar, bu sefer sadece mimarlık hizmeti vermeyeceğiz. Projeye Turna İnşaat ile ortak gireceğiz. Tabii bizim mimari projeyi seçerlerse. Bu durumda ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız efendim? Projenin tamamı 100 milyon dolar. Biz 30 milyonla katılacağız. En büyük rakibimiz Halefoğlu Mimarlık. Onlar da projeye ortak olmak istiyorlar. İçeriden aldığım bilgilere göre de maksimum 20 milyon ayıracaklar ortaklık için. Ben bu işe kesin oldu gözüyle bakıyorum. Çünkü bizdeki o mimari deha onlarda yok. Canım, günaydın. Ne oldu sana? Ne yaptın lan kıza? Ne yapacağım oğlum? Kahvaltı yaptık. Yumurta yaptım ona. Ne yaptın, ne yaptın? Yumurta yaptım. Yumurta mı yaptın? Oğlum çocuğun suratını görmüyor musun? Abi inanamıyorum sana ya. Ben sizi niye markete gönderdim? Şu çocuğun suratına baksana. Yahu ben sizi niye markete gönderdim ha? Niye? Bu çocuğun özel mamaları var. Yahu ev kadar bebeğe niye yumurta verirsin? Nereden bileyim oğlum ben? Kullanım kılavuzuyla mı geldi kız ya?
Surat'a bak, acil doktora gitmemiz lazım. 112 acil arıyorum ben onu. Ya o kadar değil, abartma sen de. Dur, dur. Aklıma bir şey geldi. Gizem, ne haber? Senin bir yakın arkadaşın vardı ya. Çocuk doktoru olan. Bana onun numarasını atabilir misin? Hangi hastanedeydi? Tamam. Teşekkürler canım. Yakınmış. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Da nasıl gideceğiz oğlum? Ulaşıcı mı acaba? Sen kızamık geçirdin mi hiç? Ne bileyim abicim, bilmiyorum ya. Kızamık gibi de değil. Arabada hallederiz. Yürü. Ne demek güvenilirliği %100? Saçmalama. Yanında bayın olmalı. Erdem. Erdem. Benden değil efendim. Hayır, benim hiç değil, mümkün değil. Böyle bir şeyin olmasın zaten, mümkün değil efendim. Erdem, seni çok iyi anlıyorum. Bu otelin çizimleriyle yatıyor, bu otelin çizimleriyle kalkıyorsun. Evet efendim. Bu işin buralara gelmesinde payın çok büyük. Eyvallah. Şimdi al laptopunu, git evden çalış. Pazartesi günü toplantıya gelirken de bütün çizimleri bitirmiş ol. Öyle yapayım, ben gideyim o zaman. Hadi. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Pardon efendim. Arda, daha hızlı sür oğlum şu arabayı. Hadi ya, bak durum acil. Sürüyorum abicim, sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Görmüyor musun? Tamam, tamam kuzum. Bak gidiyoruz, az kaldı. Oğlum bak, bu kadar panik yapma. Bak çocuk da ağlıyor. Yapma bak, alt taraf alerjidir. Tamam aşkım, tamam, tamam, tamam. Oğlum sen beni soktun tribe ya. Oğlum tamam, panik yapma, panik yapma. Bir şey olmamıştır değil mi lan? Oğlum alt taraf alerjidir, bir şey yoktur, merak etme. Ya el kadar çocuğa yumurta verilir mi ya? Akıl var, mantık var ya. Ulan aldık, o kadar mama aldık, onu aldık, bunu aldık ya. Niye yumurta veriyorsun ya? Kelle paça falan söyleseydin bari, ne bileyim böyle döner möner yani. Gerizekalı. Merhaba. Doktor Seren Demir. Odası nerede? Hemen ileride, solda. Teşekkürler. Buyurun. Ağladıkça yanar kanar dudaklarımda. Sormasınlar. Merhabalar. Doktor Seren. Arda. Memnun oldum. Merhaba Fırat. Ay. Merhaba güzellik. Bakalım prensesimizin neyi varmış. Şöyle belki önce bir kahve dinleyeyim şurada. Allah gibi işimize bak. Hadi tamam, çıkartmayalım, boş ver, şöyle dinleyelim. Sanırım alerjik bir durum. Yediği bir şeye dokunmuş. Nefes darlığı falan çekti mi bugün? Yok, çekmedi. Ama şey, yumurta yedi. Tam tahmin ettiği gibi Doktor Seren'in. Değil mi? Kızınızın yumurta alerjisi olduğunu bilmiyor muydunuz Arda Bey? Aslına bakarsanız Ela benim kızım değil. Benim de değil. Şöyle oldu. Dün akşam eve geliyordum. Bir de baktık kapının önünde ne görelim? Ablam. Ay. Ablam kucağında yeğenimle kapıda. Bir iş için yurt dışına gitmesi gerekiyormuş zorunlu olarak. O yüzden bize birkaç günle bakabilir misiniz dedi. Evet evet. Dul biliyor musun? Zavallı kadıncağız. Bilmiyordum tabii. Pardon. Önemli değil. Alıştı zaten yalnızlığa. Bir ilaç verecek misiniz? Yok. İlaca gerek yok. Birkaç saate kadar izler geçecektir. Ama size tavsiyem, Ela'yı içinde yumurta bulunan gıdalardan uzak tutun. Menemen de mi? Evet, menemen de. Hiç mi? Hiç. Neyse, dayına söyle sana bir daha yumurta vermesin, tamam mı güzellik? Ben size kartımı vereyim. Acil bir durum olursa dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayırdır? Ne işi var bunun bu saatte burada?
Kafasına dank etti herhalde. Erdemciğim. He. İyi misin? İyiyim, iyiyim de. Abicim, sonuçlar negatif çıkarsa biz bu çocuğu ne yapacağız onu konuşalım. Ne yapacağız abicim? Sokağa mı atacağız? Ben öyle mi dedim? Bu çocuğu sokağa mı atalım dedim? He? Nereye yerleştireceğiz bu çocuğu? Sonuçta bu çocuğun burada durması suç olabilir. Yani suçtur herhalde. Yani bence o kadar emin olma kardeşim. Gözler çünkü bayağı benziyor değil mi Arda? Nasıl benziyor? Yani ben sonuçları beklemiyorum bile aslında. Yani baksana. Ağız, kaş, burun, gözler. Aynı sen. Aynı. Değil mi? Nasıl ben lan? Oğlum saçmalamayın. Ben var ya, bu test sonuçlarının var ya gelmişini geçmişini... Hey! Ne konuştuk abi? İçki, alkol, küfür yok. Look, I am your father. Çok komiksin. Ne yapıyor bu? Hiç büyümeyeceksin değil mi? Hiç. Bakma ya. Bugün hastaneye çok gelip giden oldu. Anca çıkabildim. Sorun değil. Ben de Amerika'yla yaşıyordum. Hastaneyle ilgili sol pürüzler ortadan kalkmak üzere. Şu maili de attım mı... Bitiyor işim. Sonra ver elini Amerika. Yeni bir hayat bizi bekler aşkım. Ya Burak... Sence de bu öyle... kolay bir karar mı? Ne demek istiyorsun? İşte ne bileyim. Şimdi sen orada okumuşsun. Bütün arkadaş çevren orada. Hatta tüm ailen orada yaşıyor. Bir de benim açımdan bakama duruma. Benim kimsem yok. Gittiğim zaman orada her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kalacağım. New York'ta bize uygun kiralık dairelerin listesi geldi. Fena yerler yok aslında. Sana resimden atıyorum şimdi. At. Orada kalp cerrahlarına ilah gözüyle bakıldığını söylemiş miydim sana? Defalarca. Ha, bu arada aşkım... Yarın sabah ben konferansa gidiyorum Ankara'ya. Bunu söylememiştin ama. Dünyanın önünde gelen bütün cerrahlar orada. Çok heyecanlı değil mi? Heyecanla yerimde duramıyorum Burak. Mr. Goldman? How are you? Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bir tane karamel macchiato alayım. Ya da sert bir americano olsun bana. Pekala. Eyla, 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 eyla. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Popo eder yüreği. Erdem, Erdem, Erdem. Hadi gel fotoğraf çekelim burada ha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? İyice kaptırdınız, farkında mısınız? Abi almayayım ben, sağ ol. Siz çekin beraber fotoğrafınızı. Hadi abi gel, gel. Hatıra. Hatıra olsun hem ya. Hiç, vallahi hiç aklımıza da gelmedi. Hadi oğlum gelsene. Gel. Ya. Allah Allah. Bak. İlk fotoğrafımız. Bakayım. Evet Fırat'cığım. Biz gidiyoruz. Eray'a bakabileceksin değil mi? Ya bakarım tabii oğlum. Bakılmaz mı? Şuna bakılmaz mı ya? Şuna bakılmaz mı ya? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ela, Ela. Bak sana çizgi film açacağım ben şimdi. Bak, bak, bak burada ne var? İzler misin çizgi film? Hadi bak izle bunu. Ben hemen geliyorum tamam mı? Aa, bak burada ne var Ela? Bak. Gördün mü? Hadi oturalım izleyelim bunu. Hoppa! Bak ne var burada? Hadi geliyorum ben şimdi. Afiyet olsun. Ne
Oğlum. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Ne olmuş? Ela yürüdü. Ne? Yürüdün mü sen? Aşkım, sen yürüdün mü? Sen yürüdün mü? Oh! Bu çocuk yürümüyor muydu zaten? Nasılsın Fırat? Pardon. İyiyim Gizem. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Oğlum aralarında kalmışım böyle mal gibi. Oğlum çocuk zaten konuşamıyor. Ne giriyorsun aralarına? Ya vallahi. Yürüdün mü? Oğlum. Konuştum. Konuştum mu? Ne? Konuştum mu? Ne dedin? Nasılsın dedi. Sen ne dedin? İyiyim Gizem, sen nasılsın dedim. Konuştum yani. Ulan Fırat. Oğlum böyle laptop ortada bırakılır mı lan? Bu evde çocuk var. Lan oğlum. Sıçtım. Vallahi sıçtım. Açılmıyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum su dökülmüş lan laptopa. Oğlum sessiz olsana, çocuk uyuyor. Zor uyuyor zaten. Lan nasıl sessiz ol? Oğlum su girmiş lan laptopa. Ne yapacağım lan ben? Bilmiyorum da. Önemli miydi? Ya ne demek önemli miydi oğlum ya? Ne demek önemli miydi? Bütün proje, bütün hayatım benim bu laptopun içinde ya. Ağzına sıçayım ya. Ne yapacaksın peki? Ne bileyim ne yapacağım abi ya? Ne bileyim ne yapacağım ya? Mahvoldum abi ben. Yedeği falan yok muydu ya? Vardı yedeği, vardı. Kıçıma soktum ben yedekleri. Gel, al. Ha burada gel. Gel çıkar, çıkar. Yedeği yok muydu? Allah'ım ya Rabbim ya. Ela, Ela. Biraz ye ya. Aklın onda kaldı değil mi? Ne bileyim abi. Çok farklı biri. Ya biliyorsun işte beni. Hayatımda ilk defa bir kadını gördüğümde böyle hissettim. Bilirim. Çok yaşam. Ay hastaneye mi götürecek acaba ya? Ha? Saçmalama oğlum. İki hapşurda hasta ettin çocuğu. Yok abi. Bence hastaneye götürmek lazım. Değil mi? Vallahi biti benzi atmış ya. İyi tamam, ben de geleyim o zaman. Yok canım. Ya ben gider gelirim oğlum, iki dakika. Yakın zaten hastane, biliyorsun, gerek yok. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Merhaba. Buyurun. Ben Doktor Seren Hanım'la görüşecektim. Arda yeğeni de geldi dersiniz. Seren Hanım bugün izinli. Dilerseniz siz Doktor Aykut Bey'e yönlendireyim. Yo, hiç gerek yok. Zaten hapşırması da geçti. Değil mi aşkım? Alerjik bir şeydir, önemli değil. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Seren. Seren, ha? İyi misin? İyiyim. Hiç iyi değilsin Sero. Serencim. Ya Sero, kendine tek şu soruyu sor. Burak bir ömür geçirmeyi düşündüğün kişi mi? Gizem, her gün aynı soruyu soruyorum zaten kendime. Ben bu adamla bir ömür boyu gidebilir miyim? Yürüyebilir miyim? Amerika'da yaşayabilir miyim diye. Yok. İstemiyorum, daralıyorum ya. Patlayacakmış gibi oluyorum. Bak canım, ben seni çocukluktan beri tanıyorum.
O adam sana göre değil bir kere. Siz çok farklısınız ikiniz. Ya gel vazgeç şu evlilikten. Lütfen Sera. Haklısın galiba. Değil mi tabii? Arayayım. Aramayayım. Yok aramayayım. Yarın sabah direkt gideyim. Arda! Efendim? Oğlum büyük bir problemimiz var. Havuz problemi gibi mi? Aslında öyle sayılır. Nasıl yani ya? Gelsene oğlum şuraya. Ömrümü yedin, ömrümü! Tamam, tamam, tamam. Oh. Tamam. Bir aklıma bir fikir geliyor ama. Ela. Ela. Bak, bak, bak. Bak, bak su çok güzel. Ne kadar güzel, gördün mü? Bak, koklar. Gel abi, gel. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Efendim. Alo, Seren Hanım. Merhaba, ben Arda. Ela ile gelmiştik yeğenim. Yumurtaya alerjisi olan, hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Ela nasıl? Lekeleri geçti mi? Aa, yok yok, lekeler geçti. Yalnız sabah bayağı bir hapşırıyordu. Öksürük falan da tuttu. Biz hastaneye geldik ama sizi göremedik. Ben cumartesi günleri izinliyim Arda Bey. Başka bir doktoru görünseydiniz keşke. Ne bileyim, ben sizi görmek istemiştim. Yani o an düşünemedim. Ben şurup falan mı versem? Yok, öyle kafanıza göre şurup vermeyin çocuğa. Peki ne yapmalıyım? Evi bir havalandırın isterseniz. Ama dikkat edin, Ela ceyranda kalmasın. Yarın sabah da onu da getirin, ben bir tekrar muayene edeyim. Pazar pazar sizi rahatsız etmeyelim. Pazar günleri ben zaten çalışıyorum Arda Bey. Ne rahatsızlığı? Tekrar geçmiş olsun. Tamam. O zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. İki dakika yıkanacak diye maymun etti bizi cimcime. Gel bakayım. Eğit. Of. Oğlum Arda, şu başımıza gelenlere bak ya. 40 yıl düşünsem şöyle bir şey yaşayacağımız aklıma gelmez abi. Vallahi benim de gelmezdi. Sen de işe ektin lan bugün. Ya baksana. Burası daha eğlenceli. Ya o değil de. Ne düşündüm biliyor musun? Bu çocuk ya hiçbirimizin çıkmazsa? Ne yapacağız? Vallahi onu ben de düşündüm. Ailesine bakacağız ama yani böyle bir güzelliği nasıl bırakırlar aklım almıyor. Hadi bakalım. Uyku vakti prenses. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, huzurlu mu huzurlu, mutlu mu mutlu bir genç varmış. Bu gencin adı Fırat'mış. Fırat'ın en büyük hayali uzaya çıkmakmış. Astronot olmakmış. Ve o yüzden uzay bilimleri okumuş. Ama yaşadığı ülkede bu iş yapamayacağını anlayınca çalışmama kararı almış. Bir gün bir prensese aşık olmuş. Kızın adı Gizem'miş. Ve onunla mutlu, huzurlu bir ömür sürmüşler.
Ela'cığım, hadi tatlım bak son maçımız. Hangisi? Bana bak bu mu, bu mu, bu mu? Hadi söyle bana. Yemin ediyorum bu kız tam bir futbol dahisi. 2'den 1, 32 ganyan. Sürpriz yazdım bu sefer ama deneyelim bakalım. Bekle burada hemen geliyorum tamam mı? Abi 3 maç 270 oran. Bak ama gelecek diyorum o kadar. Hadi arayacağım ben seni. Ela? 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 Ne oldu? Ela yok oğlum. Nasıl yok? Abi bayağı yok işte ya. Ela? İyi misin canım? Oğlum ömrümden 10 yıl gitti ya. Nereye gidecek abicim işte? Mutfağa gidecek kadın kısmı. Bir daha yalnız bırakmazsın herhalde Ela ya. Bak sandalyeleri devirmiş. Ya tamam oğlum uzatma haklısın işte tamam ya. Biz şimdi attığa gideceğiz kuzumla. Havuzlu toplara gideceğiz, toplu havuzlara. Şişt, sen neden gelmiyorsun lan bize? Oğlum dedim ya işte ufak bir işim var. İşlerimi halledeyim, geleceğim sonra yanınıza. Neymiş lan? Sen bebeğe baka baka bildiğin böyle gün yapan mahalle karılarına benzedin haberin olsun ha. Al Ela'yı, ben hazırlanıyorum tamam mı? Bir daha da yalnız bırakma. Gidelim mi hatta yok? Gidelim mi hatta yok? Ha? Tamam anneciğim, halledeceğim. Şu an hastanedeyim. Buyurun. Hah, anne, hastam geldi. Ben seni çıkınca arayacağım, tamam mı? Tamam anne. Tamam anne, hadi bay bay. Hadi öpüyorum seni, bay bay. Hadi bay bay. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk. Ela? Ela nerede? Ela? Ela, yeğeniniz. Ya ben de ne unuttum diyorum evden çıkarken. Ela'nın hapşırması geçti. Ha. Öksürüğü de kesildi. O yüzden gitmedim ben. Peki, siz niye geldiniz? Size söz verdim. Yine Ela'yı görmek ister misiniz diye sormak istedim. Neden buraya kadar zahmet ettiniz Arda Bey? Telefon etseydiniz keşke. Şey aslında... şöyle, dün Ela benim telefonumu küvete düşürdü. Telefon tabii küvete düşünce haliyle bütün numaralar gitti. Sizin de telefon numaranız telefondaydı. Kartınız vardı ama ben... telefona kaydettim diye atmışım onu. Kahve? Ama ne güzel, çok uslu bir bebek. Evet. Biz de çok seviyoruz. Yalnız Arda Bey, benim birazdan çıkmam lazım. Tamam. Şey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Ablamın seyahati uzadı. Ve Ela hakkında da çok fazla bir bilgi sahibi değilim. Yani bakımı vesaire. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Tabii. Ben size tekrar kartımı vereyim. Ela için istediğiniz zaman, istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Ela için. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ela'ya selam. Ne yaptın, hallettin mi işini? Tamam, oyun salonundayız, bekliyoruz. Oturabiliriz yani. Geç kızım. Tamam hadi, oyalanma oğlum. Çok. Ay böyle kusura bakmayın, pat diye geldik ama hiç yer kalmamış. Abi yok yok, önemli değil ya. Canım benim, sen ne güzel bir şeysin öyle. Adı ne? Ela. Yerim ben seni ya. Ne kadar size benziyor. Gerçekten mi? Annesi. Annesi. Annesi şey. Ay kusura bakmayın, başınız sağ olsun. Ne kadar oldu öleli? Yok canım. Annesi sağ. Sağdır herhalde. Ha, sizi bırakıp kaçtı gitti değil mi Kefaşi? Gül gibi çocukla evde tek başınıza. Ha? Ha, bir gece eve geldiniz, onu yakın arkadaşınızla yatakta bastınız değil mi? Tahmin etmiştim. Ne diyorsunuz hanımefendi siz? Ne yatağı, ne basması ya? Ay inanmıyorum. Yoksa şoförle mi bastınız? Onunla mı kaçıp gitti? Of. Sizin devreler yerli dizi izlemekten yanmış hanımefendi bence. Bakın, anlatın bana. Ben çok iyi bir dinleyicimdir gerçekten. Hem benim omzum size her zaman açık olabilir. Hı? Oldu o zaman. Nereye gidiyorsunuz? Bir dakika beyefendi, bakın. Ben sizi dinlerim. Omzum her zaman size açık. Tabii, anlatabiliyor çok muyum? Dertleşiriz, konuşuruz. Çok ay çocuğu da alıp gidiyorsunuz. Öyle olmaz ki. Açtır o şimdi. Kızım sen de bağırsana. Telefon. Bu da gitti. Şunlar iyi sanki Ela'cığım ha. Ne diyorsun? Bu en iyisi. Ben Nazlı'da 2 sene kullandım. Hem popoyu tahrişit etmiyor. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bana iyi gelir mi acaba? Pardon? Ya bende de pişik vardı birazcık. İyi gelir mi acaba? Manyak, ruh hastası. Murat ne oluyor kardeşim? Ya pişik kremiyle alakalı bir şey sordum da yanlış anladı herhalde ya. Biliyordum. Siz ikiniz berabersiniz. Benden kaçmaz. Söylemiştim. Birader ne diyor bu? Hanımefendi yeter artık. Ay diyorum ki Hollanda'ya giderseniz ben şahidim. Siz olurum. Rahat olun. Bunu da evlat ediniz. Anladım ben. Kaçmaz benden. Öyle değil misiniz siz? Nasıl? Şöyle böyle. Hanımefendi. Biz sizin bildiğiniz erkeklerden değiliz. Pişik falan çıkıyor bizde. Ben gideyim o zaman. Mesela. Çok sertti. Pişt, Ela. Ay. Ay çok tatlı, baksana. Ela kaç gün daha kalacak sizde? Bilmiyorum ki, ablası gelmedi hala. Bekliyoruz. Ay çok şanslı kadınmış. 3 erkek dadısı var. Yani Erdem'i saymazsak 2 diyebiliriz. Biliyor musun? Bir ara ben de çocuk yuvası açmayı düşündüm. Yani çocukları çok seviyorum da. Gerçekten mi? Evet. Çünkü çocukları çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum güzel. Beni. Yani... Ben de senin gibi çocukları ağzından çok seviyorum kaçırdı demek istedim. Ya yok, zaten seni seviyorum. Hani onu anladığını düşünüyorum artık da. Biz gitsek mi artık ya? Huysuzlanmaya başlar çünkü. Siz bilirsiniz. Tamam. Amut. Görüşürüz güzel. Görüşürüz.
Ne yaptın abi? Halledebildin mi? Ah. Yani Gizo, beni pazar pazar çıkardın ya. Ay, altı üstü bir şeyler içeceğim. Nasıl keyifler? İdare ediyorum işte. Sen ne zamandır geliyorsun ya buraya? Ne güzel yermiş. Değil mi? Çok tatlı, çok şirin. Evet. Bu arada ben bir lavaboya gideceğim. Değil mi? Sen kendine bir şeyler söyle. Pardon. Pardon. Ay. Pardon, bakar mısınız? Aa, Arda? Seren? Sen burada mı çalışıyorsun? Aslına bakarsan ben bu mütevazi mekanın işletmecisiyim. Ya. Çok güzel mekanmış, çok beğendim. Ya, beğendiğine sevindim. Ya, hiç beklemiyordum seni. Gizem davet etti, onun daveti üzerine geldim. Ya. Seni de garson zannettim ama kusura bakma artık. Yok canım, önemli değil. Ya, bizim burada kimin ne iş yaptığının önemi yok. Ne ikram edeyim sana? Dur, dur. Söyleme. Karamel macchiato. Aa, nereden bildin ya? bu da benim uzmanlık alanım. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Gizo, nasıl buldun? Çok beğendim. Arda'yı beklemiyordum burada ama. Şşş. Küs müyüz hala? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ardacığım, Seren karamel macchiato'dan başka hiçbir şey içmez. Arkadaş bu konuda biraz saplantılıdır. Saplantıyla ne alakası var Gizemciğim? Öyle içimi kolay oluyor, hem karamel macchiato bir arada iyi gidiyor falan diye. Ay, sanki hayatında başka kahve denedin. Ona da karış Gizo. Her şeye karışıyorsun, bir de kahveme karış canım. Tamam, tamam. İçer misin? Güzel olmuş. Afiyet olsun. Ha, benim bunu oldu. Açmam lazım. Sen ne yapıyorsun? İyi. Şu topa be. O gol kaçar mı ya? Sen uyumadın mı hala? Uyku tutmadı ya. Bir de böyle midemde garip bir his var. Bulanıyor galiba ya. Bulantı değil o Fırat'cığım. Kelebek. Yalnız bugün Ela sayesinde bayağı bir dilin çözüldü ha. Arda.
Bir şey soracağım lan. Yoksa İlahi'ye kardeş mi istiyorsun? Yok, senin bu DNA'sı bozuk esprilerine hala gülen var mı onu soracaktım. Aslında hiç gülecek halim yok vallahi ya. Canım sıkkın biraz. Niye, ne oldu lan? Bugün sen gittikten sonra Seren geldi. Ha? Tam bir duygusal bir an yaşadık. Hani hissedersin ya. Tam bu sırada telefon çaldı. Ne telefonu? Galiba sevgilisi var. Sevgilisi mi var? Neyse boş ver. Sen ne diyecektin? Şey diyecektim lan ben de. Ela'nın doğum gününü mü kutlasak acaba? Ne doğum günü oğlum? Ne alaka? Gizem'le Seren'i de çağırırız diye düşündüm. Fırat abi tarz mı sence? Hı? Şimdi uyandıracağız. Gel. Hoppa. Kuş kalk! Korktun mu? Manyak mısın oğlum sen ya? Ne yapıyorsun ya? Bak bakalım haline. Bu ne kız? Ha? Ya bence gayet sürreel bir çalışma olmuş yani, başarılı. Yok yok. Güzel bir mimar olacak. Erdem amcası gibi hırbo olmayacak. Hadi yürü git, bir elin yüzünü kaya, şu haline bak. Ne kız? Sıpı mısın sen? Sıpı mısın sen? Cimcime, cimcime. İrem. Bankada para hazır mı? Hazır Hakan Bey. Sözleşmeyi imzalar imzalamaz ortaklık payımız hesaplarına yatacak. Güzel. Güzel. Hazır mısın Erdem? Hazırdı. Aslında hazırdı. Hazır, her şey çok hazırdı. Fakat Hakan Bey, ben nasıl desem? Ne saçmalıyorsun ya? Ha? Erdem, ne saçmalıyorsun sen? Laptopun nerede? Efendim? Laptopumun sistemi çöktü. İçinde ne var ne yok. Bütün hayatım gitti efendim. Yani projeler. Sizlere ömür. Erdem. Efendim. Erdem defol git, gözüm görmesin seni. Defol git. Hemen şimdi. Aşkım. Sen iyi misin? Biliyorum Burak, Amerika'ya gitmeyi çok istiyorsun. Hatta bu senin en büyük idealin. Ama benim hayalim değil. Neymiş senin hayalin? Umurumda değil ama söyleyeyim. Ben ülkemde kalmak istiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Hepsinden önemlisi de aşk evliliği yapmak istiyorum Burak. Hatırlıyor musun, sen bana bir keresinde dünyanın en iyi kalp cerrahlarının duygusuz insanlar olduklarını söylemiştin. Sen de en iyisi olmak istediğine göre hayallerin içinde benim hayallerime yer yok. Afiyet olsun ye. Kovulmuş abi. Kovulmuş. Ya ben de şaşırdım ama yani yapacak bir şey yok. Ulan yetenekli de bir mimar yani, çok uzun sürmez işsizliği ama. İnşallah. Ulan üzüldüm bak ya. Meğerse adamın iki senedir dolandırmadığı şirket kalmamış piyasada ya. Şaka mı Hakan Bey? Oğlum hadi yine iyisin, iyisin.
Dört ayak üstüne düştün. Yarın gel başla. Hadi bekliyorum. Tamam efendim, tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Oha! Ne oluyor Erdem? Abi her işte bir hayır varmış ya. Ya burada Ela laptopun üstüne suyu döktü ya. Hani benim bütün çizimler, projeler, her şey gitti ya abicim. İyi ki gitmiş. Bizim proje yapacağımız ortağımız büyük dolandırıcı çıkmış abicim. Ne diyorsun ya? Eğer biz çizimleri teslim etmiş olsaydık bunlarla ortaklık yapacaktık. Dolayısıyla büyük patlayacaktık abicim. Adem Bey geri çağırıyor. Oğlum. Çok iyi ya. Oğlum o zaman iyi ki Ela suyu dökmüş lan laptopa. Oh. Aynen. Aynen de. Ay Allah'ım çok şükür ya. Oh be. Bir şey diyeceğim. Bunu kutlamamız lazım. Yarın Ela'nın doğum gününde senin yeniden doğuşunu kutluyoruz. Ela'nın yarın doğum günü mü? Yani işte 365 günde bir ihtimal dedik. Hani denk gelirse yani. Yani. Aferin kız. Aferin kız. Ya Fırat. Kardeşim senin de kalbini kırdım ya. Kusura bakma. Benden değil oğlum. Ela'dan özür dileyeceksin. Ulan cimcime. Ya arkadaşlar ben biraz çocuklardan çekinirim. Ben 7 yaşındaydım abi. Kız kardeşim Leyla 1 yaşındaydı. Kucağıma alacağım diye tutturdum. Kucağıma aldım. Elimden bir düşürdüm. Kızın ayağı kırılmıştı. Sakat kalacak diye ödüm koptu. Sonrasında yediğim o tokat. Ömrüm boyunca unutmadım. Vay be. Bizden sakladığın sırların da varmış ha. Ne bileyim oğlum. Dalga geçersiniz diye anlatmadım işte. O günden sonra da çocuklardan hep uzak durdum. İstemeden de olsa onlara zarar veririm endişesiyle. Erdem, artık büyüdük oğlum. Korkularımızı yenmemiz lazım. Hadi hadi. Fıstık. Sana biraz soğuk davranmış olabilirim. Belki minik kalbini kırmış da olabilirim. Ben senin sayende yeniden doğdum biliyor musun? Beni affedebilecek misin? Ha? Ha? Pii! Kız, bu mesaj ileride çok ağzına sıçacağım mesajımı ha? Yine mi ya? Of! Fırat, bu çok fena doldurmuş abicim. Benzer banyoda kardeşim. Korkularını yenmeye şu an başlayabilirsin. Tamam ama sen daha tecrübelisin. He? Erdem, he. Bu evin kuralları var. Hay, ben sizin kurallarınıza doldurayım değil mi? Hadi, hadi bakalım fıstık. Hadi. İyi ki bu kuralları koydum. Alo. Aa, selam. Nasılsın? Ben Arda. İyiyim Arda. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sağ ol. Ne oldu? Ela'nın bir rahatsızlığı mı var yoksa? Aa, yok yok. Bir şey olmadı. Şöyle. Yarın benim mekanda Ela'ya sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız. Eğer sen de gelmek istersen... Şimdi bilemedim Arda ya. Söz vermiş olmayayım. Tamam. O zaman yarın sabah müsaitsen
Ela'ya bir doğum günü hediyesi almak istiyorum. Biliyorsun bu işlerden çok anlamıyorum. Yine de yarın sabah haberleşelim mi, ne olur? Tamam. Seren, sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? Yok. İyiyim. Gayet iyiyim. Hiçbir sorun yok. İyi geceler Arda. Tamam. O zaman yarın sabah konuşuruz. İyi geceler. Kimdi? Arda. Yarın yeğeninin doğum günü varmış da onu çağırıyor. Ay bak ne güzel işte. Evde böyle oturup buna normal mı bağlayacaksın? Yarın kesin gidiyoruz. Diyorsun. Ay bilmiyorum ki. Halime bak. Prenses Ispanak uzak diyarlardaki Prens Kereviz'le evlenmek istiyormuş. Prenses Ispanak ilk fırsatta yoğurt kabına atlayıp doğru Prens Kereviz'in yanına gitmiş. Pişt. Ela'yı öğüteyim derken nerede mi öğütmüşsün? Bir şey diyeceğim. Yarın organizasyonu yapıyoruz. Ne diyorsun lan? Aynen. Konuşuruz sonra, tamam. Hadi iyi geceler. Bakıyorum da sen de sahiplendin Ela'yı. Ne alakası var o? Bana bak. Zamanında bizden habersiz ceviz mi kırdın, ha? Ne yapalım? Babası ilgilenmeyince mecbur. Baba. Hareketlere. Şaka da mı yapamayacağız lan, ha? Fıstık! Hadi aç ağzını. Aç ağzını böyle. Aç. Am yap. Ama bak ya. Kız çocuğu da babaya düşkün olur ama. Enteresan yani. Günaydın gençler. Günaydın. Günaydın. Oğlum. Günaydın. Bak, sende bir şıklık var. Harbi. Alsın oğlum oradan, benim tabağımdan niye alıyorsun? Sen alırsın oradan, bir şey olmaz. Ne gibi? Oğlum ben Ela'ya bir şey almaya gideceğim. Diyorsun. Hadi lan. Seren'in yanına gidiyorsun değil mi? Seren? Abi Seren kim? Oğlum, iki gün kendimizi kapattık diye bu Seren veren. Ha? Ne ayak? Ben gidiyorum abicim. Görüşürüz, tamam? Arda! Bir dakika. Oğlum beni de atsana şirkete be. Arabada bekliyorum. Tamam. Fırat, sana bir şey soracağım ya. Bu Prenses Ispanak'la Prens Patates hikayenin sonunda evleniyorlar mı? Yok oğlum. Prens Patlıcan çıkıp geliyor sonra. Mevzular bayağı karışıyor yani. Oo. O zaman bu akşam beni bekleyin, tamam mı? Hikayeyi anlatma. Fıstık! Mua! Görüşürüz, tamam mı? Mua! Bay bay. Ela. Ela, sen ona bakma, konuşuyor. Başka. Bak bir de böyle bir şey var. Bu hem renkleri öğrenmesini sağlıyor çocuğun hem de kolay karar vermesini. Ne dersin? Onu da alalım o zaman. Ama yeter. Bir sürü şey aldık. İleride Ela'nın şımarık bir kız olmasını istemezsin. Ha? Ben bunları ödeyeyim. Ben sana yardım edeyim. Hayırlı olsun. Şimdi işiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Büyükçe yanar kanar dudaklarımdan. Sormasınlar beni. Yormasınlar bana anlamadıklarımdan. Yormasınlar seni, utandırmasınlar. Uzak bana eskilerden. Yandım sana dünlerinden. Sen hayatımın
değilsin. Sen başıma tatlı bela. Sen başıma tatlı bela. Anlatsana. Nasıl geçti gününüz? Ya ne bileyim, güzel geçti. İşte sinemaya falan gittik. Ay çok yakışıklı. Böyle renkli gözlü, selvi boylu. Gizem, ben ne yaşıyorum? Sen neyin derdindesin ya? Ay sana da hiçbir şey sorulmuyor. Ama bir sakin yani. Daha yeni tanışıyoruz. Bu sefer oldu iş. Tencere kapak. Allah'ım yaşasın aşk. Çok alemsin ya. Hayırlısı Gizemciğim. Her şeyin hayırlısı. Hadi ye. Efsane tatlıları var bunun. Katlamayın abicim. Alın şu anahtarınızı yanınıza ya. Pardon ya. Ev arkadaşlarım sandım da siz içeride bebek uyuyor. Nasıl yardımcı olun? Şahane görünüyor. Bir bak bakalım tadı da şahane miymiş? Sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Kahvesi, makarnası, mutfağı. Yurt dışında master yaparken bir yandan hobi olarak yemek kurslarına gittim. İtalyanlar ne der biliyor musun? Makarna insanın sinirini ve stresini azaltıyormuş. Bakalım. Çok güzel olmuş. Hayır yani bildiğim makarna. İtalyanlar yine haklı çıktı. Ah, başımın belası yine arıyor. Efendim Fırat. Ne? Sen ciddi misin? Ne? Şerefsizler. Yapamadım oğlum, koruyamadım ya. Ya Fırat, bırak artık kendini suçlamayı kardeşim ya. Fırat. İyi misin kardeşim? İyi değil abicim, iyi değiliz. Dört kişi gelmişler, bunu bu hale getirmişler. Çocuğu alıp gitmişler. Niye hala polisi aramıyorsunuz? Ben hemen arıyorum. Hayır. Polisi arayamayız. Neden arayamayız? Hadi. Ne oluyor ya? Çünkü Ela benim yeğenim değil. Ne? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Dur ben bakarım. Nasıl? Hanginizin yeğeni o zaman? Onu şey yapsın, Arda gelince sana anlatsın.
Allah Allah. Ay. Zeynep. İyi misin? Gel içeri gel. İki yıl boyunca şiddet uyguladı. 8 ay önce nihayet boşandık. Alkolikti. Tedavi olmadan Ela'yı görmesine mahkeme izin vermedi ama... boşanmayı hazmedemedi ve peşimizi bırakmadı. Uzaklaştırma kararı alındı kaç kez ama taciz hiç bitmedi. Kimsem de yoktu. Sonunda dayanamayıp İstanbul'a kaçtım ve sizin yanınızda işe başladım. Sizin de başınızı belaya soktuğumu farkındayım. Yok canım. O önemli değildi. Benim anlamadığım... sen neden polise gitmedin? Daha önce de gittim, ne oldu? Hem bir kere daha polise gidersem ikimizi de öldüreceğimi söyledim. Orospu çocuğu. Nerede şimdi peki Ela? Onunla beraber size gelmeden evvel mesaj attı. Beni yanına çağırıyor. Zeynep, bize adresi ver. Gidip Ela'yı alalım o piçten. Hadi abi, neyi bekliyoruz ya? Siz Mesut'u daha tanımıyorsunuz. Ruh hastası bir adam o. Tamam işte. Tanışalım şerefsizle. Hadi abi, hadi. Hadi abi, neyi hadi, bekliyoruz hadi, ya? Hadi. Evet, hadi. Sen Zeynep'le kalıyorsun. Ha, tamam, ben Zeynep'le kalıyorum. Hazır mıyız beyler? Her zaman. Oda servisi. Otelimizin ikramı. Sen? Sürpriz. Kıpırdama lan. Ela'yı alıp gideceğim. Canını yakma. Ulan sen! Ulan biliyorsan! Lan git! Bırak! Gebertirim lan seni! Gebert! Bırak! Ne oluyor lan burada? Hayırdır? Hayır, hayır. Eğlence hazır mısın? Her zaman hazırım. Eski günlerdeki gibi. Gel, gel. Ela'yı alıp gideceğim. Kıpırdama! Kıpırdama! Çek! Bırak! Lan! İyi misin? Ay. Oğlum çok kötü yedim lan. Ah! Fırat! Fırat! İyi misin? İyiyim. Alo. Bir ihbarda bulunacaktık. Tatlı bela. Tamam güzelim benim. Sakin ol artık. Tamam. Çözecekler inşallah. Biraz sabır. Ya Allah'ım bu nasıl güzellik? Dur çok bastım öyle. Ya ciddi ciddi silahlı adamları yere serdin yani. Deli cesareti geldi birden ya. Enteresan bir adamsın sen. Bu arada ben düşündüm de. Acaba diyorum
biz birbirimizi birazcık daha yakınlanmadınsak. Bu kadar iyi. Hadi hadi çayını iç. Sizin de başınızı belaya söktüm. Özür dilerim. Tam tersine. Beladan kurtardın. Boş ver. Yani senin çocukları seveceğini hiç düşünmezdim. Nereden çıkardın bunu? Ha? Unuttun mu? Güzelliğimle zekam doğru orantılı. Neyse. Biz artık gidelim. Yeterince sizin başınızı ağrıttık. Estağfurullah. Gel. Gel bakalım. Zeynep'ciğim, bizi istediğin zaman arayabilirsin biliyorsun değil mi? Zeynep, sen birkaç gün izin yap. Biraz kafanı topla. Merak etme. O pislik uzun süre içeriden çıkamayacak. Artık bakıcıya falan da ihtiyacın yok. Yani Zeynep. İleride bir kızım olursa senin gibi olmasını çok isterim. Ela'cığım, seninle ilişkimiz iyi başlamadı ama telafi edeceğim, tamam mı? Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Siz çok iyi insanlarsınız, çok. Görüşmek üzere. Gel bakalım. Bunu da. Vay be, ne gün de. Ela'nın şimdi hayatı boyunca 3 tane kahramanı var. O zaman 3'e kadar sayıyoruz ve Ela mumları üflüyor. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Aşkım benim. Oh, iyi ki doğdun. Bir tanem benim. Sen kocaman kız mı oldun şimdi ha? Oy, iyi ki doğmuş teyzesin bir tanesi. Gizem, hadi abi, diğer teyzesin bir tanesini azıcık sevebilir miyim artık? Ay, çok istiyorsan siz de çocuk. Güzel alıştılar ya. Ay, benim kocam daha çocuk. Hem biz daha dünyaya gezeceğiz. Değil mi aşkım? Hareketlere bak. Güzel ama. Evet. Aşkım benim. Ha? Ne dedi? Benim babam kaba sakal diyor. Çocuk haklı ama kes sen de şu sakalını ya. Kesin. Geliyor. Ne? Kim geliyor? Geldi! Hadi bekleyin. Herkes de sakin olsun. Hani geliyor. Ha? Murat, derin nefes al. Hastayı al. Zeynep, sen de hep aynı gün doğuruyorsun. Gel hayatım işte. Dur, yavaş, sakin, sakin. Bende, bende. Panik yok, panik yok, panik yok. Bende, bende. Ben doktorum.